diyorsun? kimin Mehmet Akif Alakurt'un söylemleri. Ya onu salın ya. O salın onu. O annesi <laughs> Neden? baksın ha, ona. Neden? Değil mi? Sıkıntı ona. var diyorsun. Çünkü e, yani ben biraz inceledim. Onun, onun bir adı da var. Kadınlardan şu anda nefret de ediyor gibi bir duyguda hissettim ama bence her şeyden nefret ediyor çocuk. Çünkü başarısız işler yaptı. Üç senedir görünmüyor. E, yetiştirilme tarzı. Salın bence Sıkıntılı o bir süreç. Sıkıntılı. Yani onun O biraz sinirli ve çok, kızgın. Çok 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 iyi yani hayata karşı da bir öfkesi var onun şu anda ve her şeye farkında. Faturayı da her kadar. Her şeye ve herkese. Kadın değil sadece. Şimdi dün CHP'ye laf söyledi. Ondan önce başka bir şey söyledi. Sonra 10 yaşıyla alakalı başka bir şey evet, söyledi Evet ya, yani Şimdi Aslında belki de izah etmeye çalıştığı dili de çok kötü. Hani bir psikiyatra gitse, ona uygun bir dil öğretse, Aynen. o dille hayata karşı olan duruşunu daha içime hayvan seven bir insana benziyor. Hayvan seven bir insan zaten bir kadına böyle konuşmaz. Uslubu ve şeyinde bir çirkinlik var. Bir de çelişki. Çelişki de var ama onun sinirleri bozulmuş. Evet. Onu en güzel aslında annesi adam eder. Ben aynı, aynı düşünüyorum. Inşallah, aynı ki, inşallah. İnşallah. Yani hayattaysa, yaşıyorsa veya bir ablası varsa, bir büyüğü varsa. Aile çok önemli. Aile çok Durumda önemli. Tabii. Yani. Destek. Yani sağ, ya Yeşim abla, biz seni tabii uzun süredir görmüyoruz ama o kadar konu birikti ki poposu var. Sıla ile Ahmet kurallar var. <laughs> kadın cinayetlerinin sebebi bu iki kadın derken bir yandan da pedofili tarzı bir açıklama var burada. Ee... 10 yaşından bir kadın yani ne? Ya ben gerçekten söylemekte zorlanıyorum, utanıyorum. Bu adam açık açık Instagram hesabında yazıyor. Silah paylaşıyor. Türk kadınına hakaret ediyor. Bize hedef gösteriyor. Şeyma Subaşı'na hakaret ediyor. Burcu soya cevap veriyor. Sen kimsin kardeşim ya? Yeter ya. Ee, sanırım hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Gündem ee, olmaya çalışıyor. Başka hiçbir açıklaması ağır cimleler, Çok ağır cümleler, çok ağır sözler. Ee, Türk kadınlarının artık bence sadece bizim değil de Türk kadınlarının artık sesinin çıkmasından yanayım. Fakat... ha Gelsene o noktaya. İşte Türk oraya, kadınların sesi sen, çıkmasının noktasına evet. gelsene. Destekleyen var ya. Ay neredeyse bir suçlu olduk biliyor musunuz sayın evet. seyircilerimiz. Yani. Neredeyse, neredeyse biz bu açıklamaya yanıt verdiğimiz için, Türk kadınlarını savunduğumuz için halk bunu da savunsanız da. çok çirkin ya. Savunsanız da bunu da. Bunlar nasıl cümleler ya? Şu an bizi çocuklar izliyor diye söyleyemediğimiz, açık açık konuşamadığımız çirkinlikler var. Ailelerimiz izliyor, büyüklerimiz izliyor. Hadi biz çocuklar izliyor diye bunu yapıyoruz. Bu nasıl adamı çocuklar mi? takip etmiyor mu? Bütün magazin sitelerinde haber olmadı mı? Ya adamın derdi konuşulmak, haber olmak. Tamam, Başka evet. hiçbir açıklaması olmaz. Ama sen bir oyuncuysan, senin de iddia ettiğin gibi çok yakışıklı bir adamsan. O zaman Herkes başka senin peşindeyse. Herkes senin peşindeyse. Gelmeyin üstüme ya. Zorlamayın. Can titriyorsa bizim senin ismini duyunca. Başka şekilde de konuşursun zaten güzel kardeşim. Niye böyle çirkinlikler yapıyorsun diyeceğim ama demek ki zihniyetin böyle. Hani bunda tuzla filtresizce ve süzgeçten geçirmeyecek kadar yapacak cesaretin varsa sen öyle düşünüyorsun. Çok üzgünüm yani. Deniz Akaya eee bu iki olay da suçtur. Hı hı. Kendine gel Türkiye. Bu konular böyle magazin malzemesi yapılamaz. Pek tabii ki artık konuya devlet el atmalı diyor. Çok haklı. Bu şey gibi bir şey. Yani toplumsal bir sorun haline gelmiş. Onun altını çiziyor. Yani çok doğru söylüyor Deniz. Aslında e, bu bir çığlık olsun. Yani artık gerçekten kendine gel. E, bu kad e, bu adamın yanında olan kadınlar için de kendine gelmesi gereken bir süreç. 10 yaşından beri bir kadın üzerindeyim. Kadın 10 yaşından beri mi üzeriniz? Sen evet, her iki durumda diyorsun. hastalıklı bir her durum iki yani. Her da iki durumda sıkıntı çok büyük. Evet. Yani eyvah eyvah benim bir çocuğum bir evladım kız ya da erkek fark etmez. Mehmet Akif Alakurt'u takip etse şu an Momo yani. Evet biraz evvel konuşurken benim sesim kısılmış. Düşünün yani biz burada sesi kısıyoruz. Yazılanları konuşamıyoruz. Düşünsenize adam rahat rahat yazıyor. Alakurt'un yanıtı Deniz Akkaya'ya ve herkese... Belirli bir kesime herkesle demeyeyim savunan kadınlar var. Tamam ulan tamam hepiniz hayatın her alanında etik yaşayan, namusuna düşkün, hak yemeyen, eli kız eline değmemiş, kızlarımızın da eli erkek eline değmemiş, on numara insanlarsınız ben değilim yazmış. Kimse namus bekçisi, ahlak bekçisi değil. Ama kimse bu kadar ahlaksız da değil bence. Boyun bu kadar namusuna... ortaya da dökmüyor her şeyi. Bir Na... dur be kardeşim. Namusuna düşkünlük falan değil ya sen mevzuyu anlamadın. Bu arada... Herkesin zaten namusuna düşkün olmasız... kaçınılmaz bir gerçektir de sen insanların namusunu bu kadar çerez gibi ortalıklarda konuşamazsın. Sen Türk kadını şöyledir böyle Diyemezsin. diyorsun. İşte e, ya bu adamın gerçekten bak ruhsal sıkıntıları var psikolojik hani sıkıntısı var biliyorum ama bu adamı hangi kadın bu hale getirdi acaba? Yani ama bizim bir mi yandan da edeceğiz canım? İşte hayır kız düşünsene kız şu an oturdu izliyor ve Bununla birlikte olan kızlar varmış. Düşünsene ya. Bir hayat paylaşıyorlar. Bir beraberlik yaşıyorlar. Bence ne olduysa o ilişkisi bittikten sonra oldu. Bu kadar. Şimdi kız buna e, nasıl seviniyordur biliyor musun ilişkisi bittiği için? Yani ben buna nasıl çıktım diyordur. E, Başkalarına diyecek, sarıyor. Tabii. E, git o kıza sar. Ya e, ona da günah. Bilmiyorum yani. Seni bu kız mı acaba? Da, bak bu fotoğrafı veriyorsun Bahsettiği kız bu bu arada. Ayrıldıktan sonra, Ayrıldıktan sonra. E, Türk kadınıyla alakalı bir şeyler yazdı ya. Bence direkt bu, bu kıza tek başına yani isim vererek söyleyemediğini bütün Türk kadınlarını genelleyerek söyledi. E zaten bu çok cahil bir yaklaşım ama bu kız yüzünden. Bu kızcağız kimse onun yüzünden oldu. Bak o sırada dikkat et daha değerli topluymuş, güler yüzlü varmış, saçı Hayvan satanı, seviyormuş yani şimdi de seviyordur ama insanları bu kadar hor gören insanların hayvan sevmesini ben ciddiye almıyorum çok Peki silah paylaştı ya. o silah ruhsatlı mı acaba ona ait mi? Onun da hmm, bir araştırılması gerekiyor da bence. Lazım. sonra silahı silmiş biz burada e, tabii söyledik biliyorsun. Peki silah bu kadar yok. kadına e, kadınlara düşman olması acaba şu an ne bileyim aklıma başka şeyler geliyor. Ama söylemeyeceğim. Nasıl? Şu an kadınlara düşman. Bütün kadınlardan nefret ediyor. Tamam, Türk ne kadına geliyor? hakaret söyle. ediyor. Söyle ne oldu? Ya? Hayır söyleyemem bunu. Ya. Yani tü, kadından nefret eden ha. bir erkek görüyorum Çalın şu an. Ya. Yani anladın mı? Nefret ya ediyor. Bilmiyorum. Bizden nefret ediyor. Bizim Ama için beri üst... kadın cinayetlerinin sebebi diye bize örnek gösteriyor. Ertesi paylaşımı 10 yaşından beri şunların üzerindeyim gibi bir laf. Yani, yani hiç hakikaten yapılacak, konuşulacak şeyler değil. gibi değilsin ya. Şimdi buna da cevap vereceksin. Aslında inan gerçekten seni konuşasımız yok da. Gerçekten arkadaşlarımız VTR hazırladığı için konuşuyoruz. Seni hiç konuşasımız yok ikimizin de. Onu ben sorayım. şunu söyleyeyim bak. Mavi Şeker esnasında onu söylemem lazım. O video etrafta dolanıyor çünkü. Evet o kadar düzgün bir çocuktu ki. O kadar Adanalı. beyefendi bak evet Adanalı dizisi zamanı. Beyaz konuk ettiğinde de çok düzgün konuşması. Evet. Çok edepli, çok böyle şeker beyefendi. Benim hayranlığım da hayranlığım da şöyle sev, seviyordum. Çünkü Selin diye bir arkadaşımla beraber ...o da sevgiliydi. Ona karşı davranışı da çok güzeldi. Çocuk sonradan bir hali oldu bu çocuğa. Sonradan ben bir şeyler hali oldu. Bozulmuştu o hali bu hali bozuldu. Ama niye hep kadınlar hedef? Hani neden hep hedef kadınlar ruh halim bozulur o içine kapalırsın ruh halim bozulur kötü alışkanlıklar yaparsın Allah korusun kendine zarar verirsin Allah korusun ama niye kadınlar ya buna kadınlar bir şey mi yapmış ben anlamadım ki neden bir kadının yaptığı şeyin faturasını biz ödüyoruz ya ve ne kadar büyük aşk yaşamışlar ki bir anda düşünsene bir kadına ayrılıyorsun bütün kadınlara düşmansın bütün kadınlardan Instagram'da paylaşma kendi içinde ne hissediyorsan düşünmeye devam ya et da, özgürsün ha, ya da bu hayata böyle devam mesela bir kadın tanıştın mı şunu düşün Kadınlar şöyledir, böyledir, yalan söyleyebilir falan. Kendin düşün. Hı. Kişisel bir gelişim olsun senin için, değil mi? Aynen. Ha, tecrübe. Beğen, Türk kadınlarını beğenmiyorsan yabancı bir kadınla çık. Yabancı bir kadınla evlilik yap. Bravo. Ama bize de sataşma. Bizden de uzak dur. Evet. Ya ben bu şahısla ilgili gerçekten bak adını ağzıma alıp onura etmek istemiyorum. Ciddi söylüyorum. Neden? Çünkü bu adamın amacı bu zaten. Dün onunla ilgili tek bir laf etmemişim. Ee, dün bizi afişe etmiş, saçma sapan sayfasına paylaşıyor. Çok Cengiz Semercioğlu'nu onu paylaşıyor. Şeyma başına laf ediyor. Bütün Türk kadınlarına laf ediyor. Sen kimsin? Vasfın ne? Ya da ne demek geliyor? Ya, ne istiyorsun? Gerçekten hani konuşulmaksa derdin? E, ya Allah aşkına bunu kim? Konuş... Bıraktıysa barışsın ya. Buradan kız arkadaşına sesleniyorum. Mehmet Akif ala kurtun. Dağdan indirsin bu adamı. Gerçekten dağdan indirsin. Dağ başına çıkmış. Anası babası yok mu bu adamın ya? Dur kardeşim diyecek. Ha, bakışı bile korkutucu bak. Adanalı dizisinde oynamışsın. Yıllar geçmiş o diziden para kazanmışsın, ekmek kazanmışsın. O dizinin fanlarına, o dizinin çalışanlarına laf etmişsin. Evet. evet. Durup dururken yani Türk kadınlarını e, hedef alan hakaret edici sözler sarf etmişsin kendi sayfanda. Sonra seni eleştiren kadınları kendi sayfanda pis bir şekilde, uslupsuz bir şekilde adap yok, hiçbir şey yok eleştirmişsin. Ve seni eleştiren kadınları eleştiriyorsun ya usupsuz bir şekilde magazin sitelerine haber olarak düşüyor eleştirenler kimler biliyor musunuz kabul edenler alkışlayanlar Mehmet Akif Alakurt'a kadınlar maalesef bir izleyelim o zaman ya, şimdi bu şahıs bize neden laf söylüyor yayında Türk kadınlarını koruduğumuz için savunduğumuz için neden Türk kadını hedef alan bu açıklamaları yaptığını anlamaya çalıştığımız için sonrasında magazin siteleri bu şahsın yaptığı yorumu sayfalarına paylaşıyorlar. Çünkü bir magazin haberidir. Neden? Bizim ismimizi kullanarak e, sayfasına bir şeyler yazıyor. Altına yorumlara baktım sevgili seyircilerimiz. Yani öyle çoğunluk değil ama 400-500 kişi diyebilirim likelayan. Alkış tuttular biliyor musunuz Mehmet Akif Alakurt'a? Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.